Merhabalar, ben Köfte Strafte ve Beyond Köftesi'nin 27. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımda birazdan kaçmaya niyetli olan Kaptan Kav var. Selamlar. Nasıl? Adam 27. bölümde ya. Aynen. Ve bugün 14'ü yeni yayınladım. Onu düşünüyorum bir yandan da. Ama şöyle bir detay var. Bu hafta benim sınav haftam. Ha, depodan yiyeceğim diyorsun. Aynen, bu hafta full depodan yiyeceğim. İyiymiş depo işi ya. Ve fark edenler benim full set terastil armor yaptığımı görmüştür. Bunu yapmak bütün gecemi aldı. 3 saat falan sürmüş olabilir. Ama sonuçlardan fazlasıyla memnunum. Bu arkadaşa Last Stand 2 enchant'i geldi. Kaptan, Last Stand'in ne olduğunu sen açıklayabilir misin? Şöyle bir güzel bir enchant arkadaşlar. Eğer canınız bittiyse ve hala hasar alıyorsanız ölmek yerine XP'den kaybediyorsunuz. Evet. Kısacası şu bütün dramdaki XP'leri alırsam eğer yanıma, muhtemelen bir Wither Savaşı'na ölümsüz olarak gireceğim demektir. Ben sana şöyle bir örnek vereyim Köfte. Ben Chaos Rage'leri ile dövüşürken, ki Chaos Rage'leri Magical Crops mod paketinin armorunu giyerken savaşa gittim. Tek vuruyor bana. Geliyor böyle, üstün full enchantlı, evet, zırh var. Geliyor, tek vuruyor. Ben yaklaşık 200 XP alıp gittim. Öldürdüğümde daha yaklaşık 180'e yakın XP vardı üstümde. Oh. Efsane. Aa, son videondaydı galiba, izlemiştim onu. Son ya da sondan bir şey önceki. Yani. Son videoda da var, sondan öncekinde de var. İki kere çünkü savaştım. Ama Draconic Evolution'u şey yani bitirmiştin o bölümde. Ha, son bölümde Draconic Evolution'u bitirdim. Bunun yanı sıra yaptığım önemli bir şey daha şu. Mana bandımı Terrestrial versiyonuna upgrade ettim. 4 kat daha fazla mana depoluyor. Ve beraberinde Band of Aura yaptım. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, şimdi de gördünüz. Şuraya bakarsanız, şurayı bölüm boyunca dikkatlice izleyin arada. Demin bir kere oldu. Azıcık ilerledi. Çünkü o pasif bir biçimde giyen kişinin manasını arttırıyor. Yani giyen kişiye az az mana veriyor. Ki çoğunlukla bir iş yapmadığımızı düşünürsek bu gayet verimli bir şey. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben biraz daha mana steal yapacağım. Çünkü önemli bir şey yapmak istiyorum. O nedir diye soracak olursanız, dur, evet, bunu yapacağım ben. İçimden bildiğim böyle şey, izleyicilerin sesi olasım geldi şu an. Sen her sorduğunda ona uygun. Elfheim'a portal açmaya çalışacağım. Şimdi 8 Living Woods, 3 Glimmering Living Woods, 1 Elven Gateway Core, 2 Mana Pylon, Mana Pools, 2 Natural Mana Pylons. Onlar bu şekilde yapılıyor. Yani bunun anlamı 2 tane mana steel'e ihtiyacım var. O zaman voila! Canım bile gitmedi. Bu arada bu zırhın bir özelliği daha var. Mana Steel Armor'un %10 mana kazancı varken bunun %20 mana kazancı var ve istersen açlığın tamamen boş olsun, gene mana regen oluyor ve şu arkadaşı size göstermedim. Evet, ilk önce bir uyuyalım çünkü tam dışarı çıktığım gibi gece olmaya başladı. Henüz olmamış. Spark. Tabii ki de yanlış şeyi gösteriyor. Bu şekilde craft ediliyor. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mana pool'dan bir makineye ya da başka bir mana pool'a hızlı bir biçimde, inanılmaz hızlı bir biçimde mana aktarmayı sağlıyor. Yakın şey, bir Spark yakındaki diğer Spark'larla direkt iletişim kuruyor. Ve şu arkadaşı da yaptık.
Ve Manastil yapım yöntemimiz tam olarak şu. Bunları alıyoruz. Ve şöyle bırakıyoruz. O yüzden de şunları da hazırlayayım. Evet. Ve yarım mana pool'u tüketiyorlar. Neredeyse. Evet, gördüğünüz gibi neredeyse bitmek üzere bu işlem. Ve günlük restart. Harika. Evet ve geri geldim ve bu Terra Steel ingotumuz olmuş. Evet, benim gün içinde olan özür dilerim. Gün içinde olan restart, günlük restart'a uyarıyı yapıştırmam lazım bir yere. Evet. İkinci Terra Steel ingotumuz da bu şekilde oldu. Ve sırada canciğer kuzu sarmamız, Terra Steel ingotlarımız gitsin bağlı. İlk olarak Elven Gateway Core. Bunun için bir Terra Steel ingot ve 8 Living Pool lazım. Evet, Elven Gateway Core'umuz oldu olacak. Oldu. Ve ben neden bu şekilde konuşmaya başladım bilmiyorum. Diğer arkadaşımız mana pile onlar. Bunun için mana steel gold diamond. Evet, bu şekilde inmek cidden çok daha kolayıma gidiyor. Şöyle miydi? Evet, böyleydi. İki tane daha. Bu arada V'ye basmayı hala alışkanlık haline getirmişim. Evet. İki adet mana paylanımız hazır ve bunları buna upgrade edelim ve gördüğünüz gibi yeşil yeşiller. Bir şeye bakacağım. Bu arada Lexica Botanya'da shift click ile tıkladığınız takdirde evet. Tamam, şimdi Alfport gıcık tuttu ya. Video esnasında gene. Şimdi Elf portalını nereye kurarız onu düşünelim diye. İlk olarak beraberinde iki tane mana pool lazım olacak bana. Biraz mana spreader. İki tane yapalım. Bu arada evet. Ardından bize şu arkadaş ne istiyordu? Fire Rune, Wrath Rune, o da Earth ve Winter istiyor. Winter, Water ve Earth istiyor. Hepsi gelsin bir bakalım. Şimdi. Burada başka bir fire'a ihtiyacımız olacak mı? Hayır, olmayacak. O zaman tipik köfte yöntemini kullanalım. Bir adet chest'i alalım ve iki tane fire rune'ümüz gelsin buraya. Ardından
2 mana diamond. 2 water rune. Bu yok pardon. 1 water rune lazım. Evet 1 water rune 1 earth lazım. O zaman cake lazım. Snow lazım. Wool lazım. Evet. Pastamızı şimdi pastamız için şöyle bir arkadaşımız var. Bunun yapımı zaten şu. Çok daha verimli oluyor. Ardından sen gel. Ardından şeker ve yumurta. Şeker, yumurta. Ha, bal istiyormuş o illa. Evet. Onu da yapmak için illa bal lazım. O zaman bana iki tane daha kova lazım. Bakalım burada ne kadar kovam var? Yok. Çünkü en son harcamıştım. Ha yok, varmış bir tane. O zaman Iron Plate'ler inventörümde. Tamamdır. 3 kovamız hazır. Şu arkada bir yerde bir inek olacaktı. Hop. Aşağıdaki madene düşmüş bir inek. Evet, 3 kova sütümüz hazır. Şimdi olay buradan çıkmakta. Altın madeninden çıkmaya çalışıyor. Altın madeninden süt aldık ve çıkıyoruz. Evet. Öyle bir abuk bir şirketiz. Optek olarak. Evet. Ben de finaller, azarsu vizeler öncesi video stoklayan bir CEO'yum o durumda. Evet, pasta hazır. Bir tanesi kalsın, diğer ikisi gitsin. Ardından Otanya. Evet, sırasıyla Air'a ihtiyacım yok hiçbir şekilde. İki tane snow, bir cake, sen git. Siz gidin, sen git. Siz gidin. Tamam. Sonrasında ihtiyaç olan başka şeyler. Kırmızı 2 tane, gri 2 tane, beyaz 2 tane. Kırmızı, gri. Evet, ardından fire'ımız var. Rune of Winter, snow. Tamam. Alalım. Living Rock'lar nerede? Burada. Şimdi sen bana bir adet Dolly ver. Şu Dolly olayını da çok fazla kullanıyorum bu arada. Çünkü çok daha verimli oluyor. Ki hız upgrade'lerim sağ olsun çok da etkilemiyor beni.
Evet. Ve beraberinde uyuyalım. Sonrasında da Rune of Winter. Kalır. Ona daha sonra girişeceğiz. Diğer Snow'lar burada kalmış. Kek. Evet. İki snow. Earth ve water. O zaman bu ola dursun. Gördüğünüz gibi yapılış süresi gözüküyor. Sonra bir tane living ortasına Living Rock atıyoruz ve Rune of Winter. Sonrasında Earth, iki tane Mana Diamond. Evet, başka ne lazımdı? Tamam, bu kadar. Bunun yapımı biraz daha uzun sürüyor çünkü iki tane veriyor. Ve o yüzden de bunu bekliyoruz. Bu arada Botanya modunu ciddi anlamda çok sevdim. Botanya ile bu sıralar özellikle uğraşmamın sebebi Botanya ile uçmak istiyorum. Bu arada bu çiçeklerden bana bir set daha gerekecek. Onu hatırladım şimdi. Çünkü kırmızı, gri. Beyaz, burada tam. Ve şunları da bir yiyelim. Yiyelim. Ve en sonunda canım gitti. Yay! Şimdi. Refü. Ve tamam. Mana olanlarını atalım. Normal olanlarını atalım. Ne eksik? Fire tamam. Wrath tamam. Gray mana pedal. Red, red. Tamam, bu neden olmuyor? Çünkü yanlış şeye koymuşum. Shift click ile hepsini geri alabiliyoruz. Ve köfte ilginç bir salaklık yapıp yanlış makineye koyuyor. Ne yapalım? Onda alışmışız ancak çiçekleri bunda yapıyorduk komple. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Şöyle düzenli koyacağım.
Evet. 1, 2. Evet, tabii ki de seed lazım. Ba. Biraz barley seed ver. Bu arada barley seed çok güzel oluyor. Du. Artık olmuyor musun? Normal seed deneyelim. Gene olmadı. Hiçbiri de eksik değil. Evet. Red. Dayı, senin problem ne? Rune of Fire, Rune of Wrath. Tamam. Burada bir problem var. Generating for. Evet. Red, gray, gray. Turbo Strong Dayı sen neyde problem yaşıyor? Evet. Ciddi anlamda bir problemimiz var ve anlayabilmiş değilim. Bu çiçeği istiyorum. Rune of Wrath. Tamam. Rune of Fire. Tamam. Red. Red. Gray. Gray. White. White. Şöyle bir sırayla atalım. Gene olmadı. Aynı anda birden fazlasını yapabiliyor muyuz? Ola. Evet, olmamakta fazlasıyla ısrarcı arkadaşımız. Kırıp tekrar koyalım bunu. Yok, olmuyor. Evet, bu fazla ilginç. Bakın başka bir şey oluyor mu? Mesela Pure Daisy 4 tane beyaz istiyor. Evet, Pure Daisy oldu.
Bu neden olmuyor? Pure Days'de herhangi bir problem çıkmadı ancak sen 2, sen 1, sen 4, sen 3. Bu neden problem çıkarttı? Püh. Ciddi anlamda kafa kırıcı oluyor. Acaba devre dışı mı bırakıldı server'da diyeceğim de. Değildi la. Şey. End of lane. Neyse. Artık bunda mana üretmek için başka bir yol bulacağız. O zaman ben kalan şeylere bir bakayım. Glimmering Living Wood. 3 tane lazım. Yani 3 tane glowstone lazım. Bu arada Living Wood'ları ben buraya mı koydum? Hayır. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sevgili Living Book var. Üç taneniz lazımsınız bana şöyle. Evet, sizleri nereye koyacağım ben? Elf portalı bizden ne istiyor? Nasıl bir düzen istiyor daha doğrusu? Ortaya sen, kenarlara siz, şuradan ve şuradan siz. Sen. 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 Tamamdır. Burası bu şekilde. Tamam. Bu arada bir hata yapmışsam söyleyin diyeceğim de ben bu bölümü çektiğimde, daha doğrusu yayınladığımda bunun üstünden bayağı bir bölüm geçmiş olacak. İki, hani şuraya. Bir sen. Bir de sen. Sevgili mana paylanlar. Evet. Ve şu mana spreader'lar şöyle gelsin. Ardından seni bind moda bir alalım. Tamamdır. Evet. Bunlar bu şekilde oldu. Şuralara mana doldurmamız lazım. Aslında dur. Şu an manayı hızlıca doldurmamızın bir yolu var. Sen bind moddan için. Accepting mana from items. Evet. Yarıya kadar dolduralım bunları. Hatta full dolduralım. Evet. Bu şu dördün üçüncü çubuğa kadar dolduracağım. Birini daha. Tamamdır. Bunu da dolduralım. Tamam, bu böyle olsun.
Bunları doldurduktan sonra ne yapıyoruz? Evet. Tamam, hepsi bittikten sonra bununla buraya sağ tıklayacağız. Bu arada bu hala bitmedi. Evet. Bunu da bekleyelim. Tamamdır. Ve şimdi... Bu arada kendimiz içinden geçemiyoruz. Ama... Voila. Ve... Elven knowledge. Greetings, we noticed that our portal was opened via a link from another world. Yani şey, başka bir dünyadan bağlantı olduğunu fark ettik. Bu cidden şok edici bir haber. Bize kendi dünyanızın bilgilerini verdiniz. Biz de ona teşekkür mahiyetinde kendi dünyamızın bilgilerini size sunuyoruz tarzı bir yazı var burada. Elflerle iletişimi kurduk ve Dreamwood bu şekilde yapılıyor. İki tane mana steel atarak bir tane elementum elde ediyoruz. Bunun yanı sıra mana pearl atarak pixie dust elde ediyoruz. Mana diamond alarak da dragonstone elde ediyoruz. Elven Quartz, Elven Ice Glass, tamamdır. Bunlar, ve şu biraz önemli, Ritual of Gaia. Bunun için bundan lazım. 4 tane lazım. Yani pahalı bir şey. bir tane beacon lazım, yani ben bölüm arası bir tane Wither daha öldüreceğim. Ritual of Gaia ve buna ne? Evet, o beacon'a Terrasteel Ingot'la sağ tıklayacağız. Evet, şimdi 20 demişken tamamdır. 10 tane elementum ingotumuz var. Ve aslında elementum aletleri yapmak... Elementum pickaxe'lere falan geçerim. Ama zırh olarak terrestrial sanki daha iyi gibi. Bunu da upgrade edebiliyoruz. Rod of Bifrost. Mana, evet, daha güçlü mana spreader'lar yapabiliyoruz artık. Şunların hepsini de upgrade edeyim. Ucuzlar benim için. Evet. Bakalım mana tüketimi nasıl tüketiyor. Evet. 26. 26 tane atmışız, tamam. Bunun yanı sıra... Evet, sanırım bölümü burada bitirsem güzel olur çünkü süreyi bayağı bir aştım. Sonraki bölüm ben o arkadaş için hazırlıklara başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.